Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Shiba Inu balinaları kayboluyor mu? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, paylaşarak, Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına, bilinirliğinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shiba büyük işlemler düştü. Shiba Inu şu anda yükselişe geçiyor, ancak balina taahhüdünün olmayışı sorun yaratıyor. Shiba Inu için son zincir içi metrikler, büyük işlemlerde %15'lik bir düşüşle pazar manzarasında güçlü bir değişime işaret ediyor. Bu değişikliğin tokenin piyasa dinamikleri ve potansiyel olarak yakın gelecekteki fiyat gidişatı üzerinde önemli etkileri var. %0,32'lik hafif bir artış gösteren bu ölçüm, Shiba Inu'da oluşturulan yeni adreslerin sayısında marjinal bir artışa işaret ediyor. Bu genellikle ilginin arttığını veya piyasaya yeni girenlerin olduğunu gösteren bir yükseliş sinyali olsa da, minimum artış sınırlı yeni momentumu yansıtıyor. Nötr %0,30'luk bir değer sergileyen, para içinde, metri, Shiba'nın satın alma fiyatına göre şu anda karlı olan adresleri temsil eder. Bu tarafsızlık, hissedarlar arasındaki yükseliş ve düşüş eğilimi arasındaki dengeyi ifade ediyor ve potansiyel olarak yatırımcılar arasında bir tutma paternine işaret ediyor. Konsantrasyondaki %0,04'lük hafif bir artış, en iyi Shiba adreslerinin token varlıklarında küçük bir artışa işaret ediyor. Bu, bazı büyük sahiplerin muhtemelen hisselerini artırdığını veya daha az adresin daha fazla Shiba biriktirdiğini ima eden hafif bir yükseliş sinyali olarak görülebilir. 100 bin doların üzerindeki büyük işlemlerdeki %15,66'lık düşüş özellikle dikkat çekici. Bu düşüş genellikle büyük siparişleriyle piyasayı etkileme yeteneğine sahip olan balinaların aktivitelerinde azalmaya işaret ediyor. Bu azalma, daha büyük yatırımcılar arasında daha düşük bir güven düzeyine veya stratejide daha küçük, daha az dikkat çeken işlemlere doğru bir kaymaya işaret edebilir. Şu anda, Shiba daralan bir fiyat aralığında konsolidasyon yapıyor ve bu da yaklaşmakta olan bir volatilite artışının sinyalini veriyor. Balina işlemlerindeki düşüş, önemli satış veya alımları azaltarak fiyatın geçici olarak istikrara kavuşmasını sağlayabilir. Ancak konsolidasyon aşaması bir kırılmanın gelebileceğini gösteriyor. Bu kırılmanın yönü muhtemelen özellikle Shiba'dan ziyade pazarın geri kalanına bağlı olacak, bu yüzden bekleyip görmemiz gerekecek. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz, lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.